Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm gebelik sürecinde meydana gelen değişiklikler, gebelik ve e, doğum sırasında anne ve çocuğun nasıl daha rahat bir şekilde e, bu süreci atlatacağı konusu üzerine değineceğiz. E, bunun için de e, uzman fizyoterapist Bilge Hekta deller ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 3 senedir bu mesleği yapmaktayım. E, daha önceden spor salonlarında çalışıyordum. Şu an Nazli Sağlık Yaşam Merkezinde çalışmaktayım. Aynı zamanda pilatesle de ilgilenmekteyim. Ee, bu zamana kadar da lisans olarak sporcusu, sporcusuyum. Ee, genellikle sporcu rehabilitasyonu üzerine çalışmaktayım. Kadın sağlığı ile, ile de ilgilenmekteyim. Ee, şimdi bu, bu bölüme geçmeden önce gebeliğin dönemlerini bir e, sizden duyabilir miyiz hocam? Ona göre ilerleyelim istiyorum. Şimdi şöyle, gebelik 3 döneme ayrılmakta. İlk dönem 1. trimester, ikincisi 2. Ikinci trimester ve 3. trimester olarak. Bunlar 3 ay olarak bölünmekte. İlk 3 ay 1. trimester, ik, ikinci 3 ay 2. trimester, üçüncü 3 üç ay 3. trimester olarak ilerlemekte. Hı <laughs> hı. İlk trimesterde daha çok baştan mese mide bulantısı gibi belirtiler gösteriyor hamileler. İkinci trimesterde bu belirtiler biraz daha azalıyor. Hamileler kendilerini daha rahat hissediyorlar. Fakat üçüncü trimesterde yine vücut ağırlığına bağlı olarak hamileliğin belirtileri, e, hamilelik sürecine hamileyi hazırlıyor artık. Hı hı. Peki kadında görülen e, değişiklikler biyolojik ve fizyolojik açıdan ne şekilde oluyor? Ne değişiklikler gözlemleniyor kadında? En büyük değişiklik aslında e, hamilenin e, postürüne yani vücut pozisyonuna bağlı olarak gelişiyor. Çünkü otomatikman e, kişi... Kilo almaya başladıkça, karnı şişmeye başladıkça postürü değişiyor. Yani daha doğrusu bozuluyor. Bozulan postür daha hamilelerde e, bazı problemlere yol Peki, açabiliyor. Peki kalıcı olabiliyor mu? Tabii ki de kalıcı olabiliyor. Kaslar kuvvetsizleşirse eğer ya da dikkat etmezse egzersiz yapmazsa e, bu postür eğitimi hamilelere öğretilmezse inerken hayatında ona sorunlar çıkartabilir. Hı hı. Peki başka değişiklikler ne açıdan gözlemleniyor? Ee, hormonları değişebiliyor. Bu hormonlara bağlı olarak da değişiklikler meydana gelebiliyor. Örneğin relaksin veya östrojen hormonu, hormonuna bağlı olarak esneklikleri artabiliyor. Ee, veya e, koagülasyonun artmasına bağlı olarak pıhtılaşmanın yani artmasına bağlı olarak e, emboli riski, pıhtı atma riski oluşabiliyor. Bu yüzden hareketsiz kalmamaları gerekmekte açıkçası. Hı hı, o yüzden aslında egzersiz yapmaları daha da kolay oluyor esneklik arttığı için diye düşünebilir miyiz? Ee, Evet ama şöyle egzersiz e, esneklik konusuna geleceksek hı hı. ama şöyle esneklik konusuna gelecek olursak esneklikleri artıyor ama bu aslında onlar için hem iyi hem kötü. Şöyle egzersiz yaparken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü fazla esnek oldukları için bu sefer eklemlerde çıkıklar meydana gelebiliyor. Yani esnekliği artınca daha rahat olmuyorlar. Sadece esneklik hamileyi e, Gebelik e, doğum sürecini hazırlıyor. Bu doğum sürecinde işte esnekliğin artmasıyla doğumu kolaylaştırıyor. Hı hı. Peki bu değişiklik, bu tüm değişikliklerin nedenini e, ne olarak e, belirlemeliyiz? Ne diyebiliriz nedenini? E, aslında hepsine bir at koyamayız ama en büyük değişiklikler bu postürünün bozulması sonucu oluşabiliyor. Hı hı. Yani postür bozuklukları nedeni evet, olabilir. E, peki bu kadında ne gibi problemler ortaya çıkması neden oluyor bunların dışında? Daha çok kabızlık meydana gelebilir, örneğin gebelerde. Bu Hı -hı. önemli, bunun tedavi edilmesi önemli. Daha sonraki hayatlarında de devam edebiliyor. Hı -hı. Bir de şey reflü de ortaya çıkabiliyor, değil mi hocam? Tabii ki de ortaya çıkabilir. Çünkü büyüyen karın artık, yani daha doğrusu büyüyen bebek Hı -hı. artık e, gebenin e, midesine baskı yapmaya başlıyor. Sadece mide değil aslında bütün iç organlara baskı yapmaya çalışıyor. Bu nedenden dolayı reflü gözükebilir daha kalpte de problemler gözükebilir. Yani problemler değil de aslında sadece sıkışma hissi olabilir veya sırt üstünde yatarken rahatsızlık hissi olabilir bu baskıya. Bunları Neden peki e, bir şekilde bunların önüne yani bunları çok kötü problemler gibi düşünülmemeli herhalde. Hayır, tabii ki de bunlar zaten bütün gebelerde olan işler. Etrafımızda zaten doğal bir süreç. Ha, doğal doğal bir süreç. Sadece şöyle diyeyim. Bunun artık eğitimi verilmeli, daha kolay. Olmalı bu süreç. Günümüzde sezaryen doğumlar çok artmakta. Hareketsiz hı hı. yaşamla birlikte. Özellikle internettir, televizyondur, sürekli oturma pozisyonlarından Tabii kaynaklı. Tabii sezaryen doğum da ister istemez... Normal doğal bir fizyolojik süreç olarak olmadığı için e, çocuğun gelişim açısından da e, yani şey olarak düşünmemek gerekiyor bunu. Evet belki sezeryan olması gerekiyorsa olunmalı ama bir tercih edilme söz konusu anneye bırakılırsa bence normal doğum çok daha tabii ki de e, Hı -hı. hem anne için hem çocuk için çok daha iyi diye düşünebiliriz. Evet çünkü sezeryan doğum yapıldığı zaman bu sefer normal bir hamile normal doğum yapan bir hamile hemen e, günlük yaşam aktivitelerine dönerken Sezeryen doğum için bu daha süreç daha uzun oluyor. Ee, otomatikman bir ameliyat olduğu için karında bir kesi oluyor. Bu kesinin iyileşme süresi var. Karın kaslarının e, zayıflama süreci var. Bu zayıflama bir sürü probleme neden olabiliyor. Bu şekilde. gibi, gibi. Hı -hı. Ee, Bir de ma madem buna değindik, e, annenin yatış pozisyonu aslında çok farklı bir soru ama e, sonuç olarak bebek var ve büyük bir e, işte Hı -hı. büyüdükten sonra karında zaten belirginleşen bir süreç. Annenin yatış pozisyonu ne şekilde olmalı? Normalde pek başlarda anneyi etkilemeyebilir bu süreç. Anneyi dediğim gebeyi etkilemeyebilir bu süreç. Fakat daha ilerki süreçlerde bebeğin büyümesiyle bu sefer dolaşım bebek iç organlara baskı yaparken dolaşımı da etkileyecek. Bu dolaşımın etki etmesi kalbe de yük bindirecek. E sen bu sefer yani hamile bu sefer sırt üstü yattığında bebek kalbe baskı yapmaya başlayacak ve gebe bu süreçte olumsuz etkilenecek. Bu süreçte daha doğrusu ilk ilk trimester, trimesterde belki sorun olmayabilir ama hamlenin süreci ilerledikçe sırt üstü yatmaktan kaçınabilir. Belki ağrılarının Hı -hı. nedeni sadece sırt üstü yatmak sırt bile olabilir. Üstü yat. O zaman iki yana mı yatacak? Yüz üstü yatması da çok zor olacak o zaman. Yan yatması öneriliyor daha Hı -hı. çok. Hı -hı. Ya da şöyle yan yatarken de karnının altında bir yastıkla desteklemesi lazım. Bebek büyüdükçe çünkü. Karnının alt dediğimiz şu bel bölümü gibi düşünün. Yani yan yattığında Hı -hı. o şişen karnının Hı -hı. alt tarafına evet. gibi düşünün. Hı -hı. Ya da sırt üstü yatabilir. Bunu daha doğrusu yüksek sırt üstü yatabilir. Sırtını yastıklarla destekleyebilir ki kalp Karından daha yüksek seviyede olsun hı hı. çünkü sırt üstü yattığımız zaman bu sefer aynı seviyede oluyorlar dolaşım hı. kısıtlanıyor vesaire bunun gibi Neden ee, yani? nedenlerden dolayı. Ee, peki gebeliğin ve e, hamileliğin e, ve çocuğun sağlığının anne ve çocuğun sağlığının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için neler yapılmalı? Şöyle öncelikle bir postür eğitimi verilmeli. Nasıl durulması gerektiğini, günlük hayatta neler yapılması gerektiğini, eşyaların nasıl kaldırılması gerektiğini, hatta nasıl soluk alıp vermesi gerektiği, buna bağlı olarak ayakkabısını bile nasıl bağlaması gerektiği öğretilmeli. Daha sonra gebelikte değişen hormonlara bağlı olarak gebenin psikolojik durumu da etkilenebilir. İşte anksiyetesi oluşabilir, depresif ruh haline girebilir. Bunun da önüne geçilmeli Bu da aynı zamanda solunumla da düzelebilir. Yani bir solunum egzersiziyle bile biz gebenin psikolojik durumunu o depresif ruh halini Hı -hı. daha iyi çekebiliriz. Peki ayakkabı bağlama gibi dediniz. Eşi bağlasa olmuyor mu? Tabii daha rahat olur. <laughs> daha rahat değil mi? <laughs> ee, pe peki hocam. E Şimdi bunları söyledik. Bir yanında da e, hamilelikte egzersiz aslında çok soru işareti gördüğümüz bir konu. Yani yapılmalı mı? Yap, yani çünkü çok dışarıdan da tepki gelecek. Yap, yapalım diyen bir kısım var. Hiç yapılmaması gerektiğini düşünen kısım var. Bunu e, nasıl yorumluyoruz? Bu aslında e, günümüzde yapılmalı gerekiyor. E, yapılan çalışmalarda da bu kanıtlanmış. Fakat e, günümüzde hala şunlar sürüyor. Yani bir ebe gelip de bir hamileye aslında egzersiz yapmamalısın diyebiliyor. Bunlar çok yanlış tavırlar aslında. Bu araştırmadığını, kendini geliştirmediğini gösteriyor kişinin egzersiz Hı -hı. kesinlikle yapılmalı ama bilgili kişiler tarafından yapılmalı. Yani tek başına yapmasın mı? Tek başına edeyiz? asla yapmasın. Hı -hı. Yanında biri olsun. Biri dedim bu konu ilgine bir fizyoterapist olabilir, yine bir doktor olabilir. Ama e, diğer kişiler tarafından yapılmasına önermem. E, bu şekilde. Peki e, egzersiz yapılması dedik. Egzersizin yapılmasının veya yapılmamasına e, kim karar veriyor? Ne şekilde karar veriliyor? Yani kimden, kimden öncelikli fikir olarak? Doktorlarımız tavsiye etmeliler en başta onların yönlendirilmesiyle gebelerimiz e, egzersize başlamalı bir fizyoterapist ve doktor birlikte çalışır. Doğum sonrasına geçmeden önce bir de doğum öncesi günlük yapılabilen aktiviteler var. İşte ister istemez az önce de bahsettik işte herhangi yerden bir ağırlık alma veya gün içinde yapılabilen farklı durumlar söz konusu. Onları ne şekilde yapmalar aslında o konuya da değinmekte fayda var diye düşünüyorum hocam. evet çünkü bu bütün gebenin bütün yaptığı aktiviteler bu doğum sürecini doğum sürecini hazırlıyor. Yani kendi aktivitelerini şekillendirmeli gebeliğine göre. Örneğin yerden bir eğilip bir şey almaya kalktığında e, dizlerini hafif bükmeli, belden eğilmek yerine örneğin e, ya da mesela araba kullanma. Gebeler de araba kullanabilir. Araba kullanırken dizlerinin mesafesi e, kalça seviyesinden birazcık yüksek olmalı. Yani ayakları biraz daha yukarıda kalmalı, aşağıya sarkmak yerine. Çünkü gebelerde yani bunun nedeni aslında gebelerde. Ya koltuğu yükseltmeli gibi düşüneceğiz. indirmeni. İndirmeli. Hı -hı. Çünkü diz seviyesi aşağıda kalmamalı. E, gebelerde çünkü demin bahsetmedik ama ödem vesaire de çok gelişiyor. E, iç organlara Hı -hı. yapılan baskıda. Yani, normal fizyolojik süreç ama değil mi? Hı -hı. Evet fizyolojik süreç. E, sadece diz seviyesi e, kalça seviyesinden biraz yüksekte tutulabilir. E, daha sonra belli bir şeyle otururken desteklenebilir. Yine arabada da günlük hayatta da evet. belini destekleyebilir. E, daha sonra ee, bu kadar yani aklıma şu an bunlar geliyor. Hı hı. Ee, teşekkürler hocam. Bir de e, sonuç olarak e, gebenin Şimdi doğumdan sonrası bir süreci var ve ister istemez bu işte o kadar ağırlık işte bebek sonuç olarak 7-8 kilo bir ile birlikte 7-8 kilo olan bir ağırlık söz konusu. İster istemez kişi bu durumdan etkilenmiş olacak. Yani siz de daha önce de bahsettik işte lordozlu dedik veya farklı fizyolojik süreçlerin getirdiği yan etkiler gibi söyleyeyim. Yan etkiler olacak. E bu yan etkiler nelerdir? E ve kişi bunun için ne yapmalı? Şöyle gebelik süreci boyunca sadece postürünün değişmesi ya da psikolojik etkenler ya da hormonlar değil de daha doğrusu hormonların etkisi zaten bunların üstünde etkili. Bizim pelvik taban problemleri dediğimiz problemler de oluyor. Yani idrara çıkma durumlarında da bir problemler oluyor. Üriner inkontinans dediğim dediğimiz altına kaçırma durumları ortaya çıkabiliyor. Bunlar gebelikte de ortaya çıkabiliyor. Gebelikte egzersize desteklenmemesi, e, perlik taban eğitiminin verilmemesi sonucu hamilelik dön, sonrası döneme de uzayabiliyor aslında. Yani sonrası döneme uzamaması için aslında gebelik öncesinden başlanması gerekiyor e, e, egzersiz veya bununla ilgili ne yapılacaksa. Evet yani ha, e, doğum öncesinde bu egzersiz artık ona perlik taban eğitimi verilmeli ne yap neler yapılacağı söylenmeli e, daha sonra e, bunu e, e, gebelik sonrasında da devam ettirmeli aynı şekilde. Peki e, toplumda bu egzersizler veriliyor mu yani bu süreç nasıl işliyor? ya da arka planda mı bırakılıyor daha çok. Normalde arka planda bırakılıyor ama verilmesi gerekmekte. Bir birçok kişi bu konuda e, bilgisiz ama e, gebeler de artık bir bilgisayardan e, internete yazarak bu bu, bu, şey, bu şeyleri biraz öğrenebiliyor. Kendileri de bu konuda biraz bilgili olabiliyorlar ama tabii ki de bu konuda bilgili kişiler tarafından eğitilmeliler. E, Pelvik taban dediğimiz işte idrarı çıkmamızı, idrar yapmamızı sağlayan kaslarımız. Bunların eğitilmeli, şöyle eğitilmeli. Bu kaslar gevşiyor gebelikte. Relaksin hormonuyla birlikte. Aslında hocam yaşlılıkta da aynı şekilde değil mi? Evet. Menopoz sonrası vesaire de göz, gözüküyor bu problemler. Relaksin hormonuyla birlikte gebelikte gevşiyor. Hoş bizi esneten kaslarımız. hormon değil mi hocam? Evet. Esnekliğimizin <laughs> artmasını sağlayan <laughs> hormon. E, e, bu sefer gevşememizi de sağlıyor tabi buna bağlı olarak. E, bu kaslarımız da gevşetiyor. Bu sefer idrar tutamama durumları oluşabiliyor gebelerde. E, çok acil idrara çıkma durumları olabiliyor. Öksürdüğünde, hapşurduğunda idrar kaçırabiliyor. Veya üşüdüğünde çok fazla sık tuvalete gitme durumları oluyor. <laughs> Bunlar doğum sonrasında da eğer eğitilmediyse doğum sonrasında da yaşanabiliyor. Doğum sonrasında ortaya çıkmasa bile bir zayıflık durumunda menopozdan sonra da doğum etkilenebiliyor doğuma bağlı olarak belki <laughs> nedeni bilmediği bir şekilde. Bu konuda eğitim verilmeli. Bu eğitimde şöyle olmalı yani nasıl kasacağını, nasıl gevşeteceğini, bu egzersizlerin neler olduğu öğretilmeli gebeye. Kasmadan kastımız şöyle düşünün. Biz taban kaslarımızı bir deniz anası gibi düşünürsek kuvvetlendirmemiz gerektiği zaman bu deniz anasını yukarıya doğru çekmesini isteyebiliriz. Yani o şekilde tarif ediyoruz en kolay tabiriyle aslında. Hı hı. Gevşetmesi gerektiğinde de bu deniz anasının kendisini salmasını bırakmasını isteyebiliriz. Hı hı. Bu şekilde tarif edebilirim şu an. Hı hı. taban yani egzersizleri Kegel egzersizleri olarak geçmekte aslında hı hı. ama günümüzde bu artık Kegel değil de pervik taban olarak geçmekte. E, peki işte o bel boşluğunun oluşması vesaire dedik. O kısımda ne gibi egzersizler yapılabilir veya bu durum nasıl düzeltilebilir? E, şöyle ilk başta e, posterior pelvik tilt dediğimiz bir egzersiz var. E, bu öğretilmeli gebeye nasıl bu, hı hı. kapatmasını bel kapatması gerektiği öğretilebilir. Bu sadece bu egzersizde bile perlik taban çalışıyor, karın kasları çalışıyor. Hı hı. Çünkü demin bahsetmedik. Bu bel boşluğunun artmasıyla birlikte karın kasları bebeğin karnının pardon, gebenin karnının büyümesiyle birlikte karın kasları çok gevşiyor. Bizim rectus diastasis dediğimiz karın kaslarının birbirinin ayrılması gibi bir durum da ortaya çıkabiliyor. Peki bir şey soracağım. Biz bunu şeyde de yani yeni doğum yapmış bireylerde, spora gelen bireylerde, klinikte de rastlıyoruz. Karın kasları annede çok çok sorunu oluşabiliyor veya oluşmama durumu olabiliyor. Bu bu nedene bağlayabilir miyiz? Tabii bunun zaten karın kaslarının birbirine hani oluşmama durumu değildi de daha çok karın kaslarının birbirinden ayrılması. Hı hı. Çünkü bizim altı tane dediğimiz o karın kasları ortadan ikiye, alt <laughs> tane karın kası derken baklavalardan, baklavalardan bahsediyorum. <laughs> o karın kasları ikişer olarak yani sağlı sol olarak birbirinden ayrılıyor ve ortasında tabii ki de kas tabakası kalmıyor. Bağ doku olarak gelişiyor hı hı. ve bu da e, bu durum bile sadece idrar kaçırmalarına neden olabiliyor. Çünkü biz öksürürken bile karın kaslarımızı sıkıyoruz. E karın kaslarımızı sıkmadığımız durumda bu sefer pelvik taban da gevşiyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı aslında. Pelvik taban da gevşiyor ve idrar kaçırma durumu ortaya çıkıyor. bunun nedeni lordoz da olabilir. Yani karın kasları gevşeyince lordoz meydana geliyor. Hepsi birbirine bağlı şeyler aslında. Hı hı. lordoz meydana işte bu lordozumuzu kapamak için de egzersizler öğretilmeli. Bu posterior pelvik tilt dediğimiz hı hı. sadece pelvisin arkaya doğru yuvarlamayı öğretiyorsun aslında gebeye daha sonra köprü egzersizi dediğimiz egzersizler var pilates'te çok kullanılan egzersizler hı hı. kalçayı hafif yukarı kaldırdığımız sırt üstü yeterken kullandığımız egzersizler var şu an tarif edebileceğim bu şekilde. bu şekilde yani bir uzmana danıştıklarını zaten bu yönlendirdiğiniz şekilde durum ilerler diyebiliriz. Evet tabii ki de. Şimdi doğumu gebelik sürecini konuştuk. Bir de doğum süreci ve doğumdan sonraki süreç olarak konuşalım istiyorum. Şimdi doğum süreci sezeryan veya normal doğum arasında ne gibi farklar oluşabiliyor? Şimdi şöyle egzersizle birlikte biz zaten gebeden normal gebeyi normal doğuma hazırlıyoruz. Normal Hı -hı. doğum yapmasını istiyoruz. Ama bazı e, komplikasyonlar sonucu sezaryona sezaryen doğuma alınabilir veya gebenin kendi isteği olabilir. Ama normal doğum her zaman daha iyi. Çünkü sezaryanın bir geri dönüş süresi de uzun. Ee, sezaryen aslında ameliyat olarak mı yani sonuçta bir tabii karında biçmesi var. Kesi oluşuyor, karın kasları kesiliyor. Eee ve bu karın kaslarının kesilmesi karın kaslarında zayıflık ortaya çıkar, çıkarabiliyor. Normal doğumda böyle bir süreç değil. Zaten o normal bir süreç olduğu için gebenin toparlanması daha hızlı oluyor. Ee, bu şekilde. O yüzden aslında normal doğuma desteklenmesi açısından da e, egzersizler veya işte e, fizyoterapi uygulamaları tabii, uygun ama uygun görülebilir mi? Tabii evet bu şekilde ama normal doğumu bile daha hızlı. Hani normal doğum yaptık ama normal doğumun daha kolay daha hızlı, gebeyi zorlamadan e, yapılması için de e, bu yani sağlıklı ilerlemesi sağlıklı ilerlemesi için doğumun hızlı olması için de tabii ki de e, egzersiz yine önemli. Egzersiz önemli olarak bakacağız. Bunu anlatırken şöyle de algılanmasın, yani sezeryan doğurmayın gibi algılanmasın. Ama eğer normal doğum yapma gibi bir e, durumunuz varsa, yani herhangi bir komplikasyon Peki. gelişmemişse, evet pilatesle veya bu tarz egzersizlerle bunu halledebiliriz. Ama sezeryan, yani bir komplikasyon varsa normal doğum diye de diretilmesini bir söz konusu evet. değil. Bunu, e, evet. bunu aslında karar verecek olan kişi doktor. Doktorumuz. Evet, aynen Hı -hı. bu şekilde. Peki e, doğum sonrası. E, belirli toparlanma süreci geçti. Tabi sezaryen için normal doğum için farklıdır ama egzersize e, ne zaman sonra başlanabilir? Şöyle aslında ya daha doğduktan sonra yatak içinde Hı -hı. bile egzersizlere başlanabilir. Ama şöyle bir durum var, Sezaryende bu süreç biraz uzayabiliyor. Çünkü bir kesi var aslında bir ameliyat olmuş gebe. Bu süreç 6 aya kadar uzayabilir. Ama ne kadar egzersizse, çabuk başlarsa o kadar iyi. Çünkü bu 6 ay boyunca aslında gebe normalde bütün gebelerde normal doğumda da aslında 6 ay boyunca bu gebeliğin etkileri sürüyor aslında. Bu hormonlar hala sanki gebeymiş gibi süt emzirmeye bağlı olarak vesaire bu hormonların etkisi devam ediyor. Yani normalde 6 aydan sonra diye her yerde geçiyor. Fakat ne kadar erken egzersize başlarsak o kadar iyi diyebiliriz. Yani 6 aydan sonra demek de çok doğru değil. Kişiye evet, göre değişir mi demeliyiz? kişiye göre değişebilir. Ve de spor yapan kişiler için, önce önceki hayatında spor yapan kişiler için aslında daha e, erken de başlanması Tabii daha mı iyi olur? Tabii ki daha olacak. erken. Yani daha kolay doğum yapacaktır. Daha kolay günlük hayatına, günlük yaşam aktivitelerine Çünkü dönecektir. Çünkü kaslar daha kuvvetli gibi düşünelim. Evet. Yani Hı -hı. hiçbir komplikasyon gelişmemiştir. Gayet rahat doğum yapmıştır. Hı -hı. Egzersizlerine devam edebilir. Ama diğer durumlarda e, o dikiş hattı var örneğin sezaryen. O dikiş hattının iyileşmesi gerekiyor vesaire bu gibi durumlar etkili olabilir söz konusu. Olacak. Hı hı. Ama e, egzersiz yaparken de dikkat etmemiz gereken birkaç tane unsur var. Onlardan bahsedeyim. Örneğin doğum yaptık e, ama çocuğumuzu emzireceğiz. Ne zaman emzirmeniz ya da gebeler şunu fark eder mi? Ben egzersiz yapıyorum ama çocuğum sanki o sıralar emzirmiyor, e, emmiyor. Ki hı hı. şöyle oluyor. Egzersizden 90 dakika önce veya egzersizden 90 dakika sonra sütün tadı değişebiliyor hı. hormonlara bağlı olarak. Bunu istemediğimiz için, e, bu sefer bebek emmek istemiyor olabilir. Bunu istemediğimiz için de e, 90 dakika önce, emzirmeden 90 dakika önce e, egzersizimizi bitirmiş olmalıyız. Veya egzersize başlamadan 90 dakika önce bebeğimizi emzirmiş olmalıyız. Öyle bahsedebilirim. Hı hı. Ee, şimdi bu öyle değil ama detay. 90 dakika önce 90 dakika sonra egzersizde evet böyle değil mi peki bu süreç çok uzun değil mi <laughs> yani 3 saat emzirmeyecek aslında e, beslenme üç. eğitimine bakıldığında bu 3 saat olarak e, gözlemlenen, işte spor da ekleyelim 4 saat olarak gözlemlenen süreç aslında beslenme eğitimi verilirse doğru bir süreç çünkü çocuğun ona göre ayarlıyorsunuz bir şeylerini ama anne bazen bu konuda biraz daha e, telaşlı olabilir e, bunun nasıl yaklaşılmalı Şöyle yapabiliriz, ee, egzersizden 90 dakika önce ve 90 dakika sonra emzirecek diye bir şey yok. Yani 4 saatte bir emzirmesi, gebe için herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Zaten bu artık çocuğumuzu emzirme saatlerini ayarlamış olmamız gerekmekte, öyle diyeyim ben. Hı hı. Buna göre şekillendirmeliyiz ya da emzirmemizi. Hı hı, e, tamamdır. Peki doğumdan sonra egzersiz yapılmasının ne avantajları var veya dezavantajı varsa ekstra dezavantajı var mı? Şimdi egzersiz yapılmasının bir devan, dezavantajı yok fakat işte sezeryana bağlı ya da herhangi bir doğumdaki komplikasyona bağlı olarak e, bir durumunuz varsa e, tabii ki de egzersiz kontraindiki olarak yani yapılmaması olarak geçiyor. Ama hiçbir probleminiz yoksa egzersiz yararlı diyebiliriz. Normal bireyler gibi başlayabilirler mi egzersize? Tabii ki de başlayamazlar. Daha yavaş, daha e, kolay egzersizlerden, postür... Rünü düzeltmeye yönelik egzersizlerden ya da solunum egzersizleriyle örneğin başlanabilir. Bu şekilde yani daha normal kişilere göre değil de daha hafif düzeyde başlanıp ona göre ilerlenmeli. Yani hiç spor yapmamış gibi başlayıp ilerlenmeli diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki hocam, yararları kısmında başka ne gibi yararları gözlemleniyor? Yani egzersiz yaptığınızda normal egzersiz yapmayan bir yeni doğum yapmış kadına göre ne gibi farklılık gözlemleniyor? Şöyle doğumun ortaya çıkarttığı bazı sorunlar olabilir. Yani demin de dediğimiz gibi karın kaslarının birbirinden ayrılması durumu ortaya çıkabilir. İdrar kaçırma durumları ortaya çıkabilir. Bunları engellememiz gerekmekte. Bu yüzden de egzersiz önemli planda. Bu sürecin sonunda da yani gebelik sonrası dönemde de pelvik taban kaslarımızı kuvvetlendirmeye devam etmek önemli durumda. Aynı zamanda yine demin bahsetmedik aslında ama sadece gevşeme değil, bizim pelvik taban bölgemizde bazı kas ağrıları da ortaya çıkabilir. Bu kas ağrılarını önlemek için de fazla hani sadece kuvvetlendirme değil, gevşeme de önemli. Yani ağrı ortaya çıkıyorsa eğer belki pelvik taban kaslarımız çok fazla sıkı durumdadır bunu gevşetmemiz gerekiyordur. Bunları öğretilebilir. Çünkü bunlar artık gebelik sonrası döneme taşınıyor. Yani Hı -hı. sen gebelikte eğer bir tuvalete çıkmada bir sorun yaşıyorsan gebelik sonrası dönemde bu devam edilebiliyor. Yani hala devam ediyor olabiliyor. Bunun yani toparlanması gibi Toparlanması gibi hala pelvik taban eğitimi pelvik taban egzersizlerine devam edilmeyi kuvvetlendirilecekse kuvvetlendirilme, Hı -hı. gevşeme gerekiyorsa yani ağrı varsa vesaire. Gevşeme egzersizleri öğretebilir. Doğumla birlikte de bu ağrılar oluşabilir tabii ki de. Sonuçta perlisimiz genişliyor değer kemiğimiz. Bundan dolayı da ağrılar ortaya çıkabilir. Bu gevşeme egzersizleri öğretilmeli. Daha doğrusu gevşeme pozisyonları öğretilmeli gebeye. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Yine sadece solunumla bile gebenin gevşemesi sağlanabilir. Solunum, solunum diyoruz ama nasıl Solunup evet alıp verilecek. Bundan da bahsetmek gerekir aslında biraz. Bizim diyafragmatik dediğimiz e, solunum aslında gevşemeye çok yarıyor. Gebelerde de bu solunum azalıyor. Bu tam olarak Çünkü, ne hocam? E, şöyle bizim diyaframımız var. Herkesin bildiği, bildiğimiz diyafram. Gebelik sürecinde karın kas e, karnımızın büyümesiyle birlikte diyaframın kasılması zorlaşıyor. Yani kasılıp gevşeme hareketleri bozuluyor ve gebe daha çok bu sefer akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Karın solunumu değil de akciğer solunumu <laughs> yapmaya başlıyor ve bu da işte daha sonra karın kaslarının zayıflamasına neden olabiliyor. Hepsi birbirine bağlı. Diyafram, karın kasları, sırt kasları ve pelvik taban. Yani birinden bir küçük bir evet, hepsine. Birerse hepsinden. Hepsinden bir sorun etkilenebiliyor. Hı -hı. E, diyaframın zayıflaması bu sefer karın kaslarının zayıflaması demek. Çünkü e, gebe sürekli akciğerlerini kullanıyor Hı -hı. soluk alıp vermenin. Diyaframını nasıl kullanacağı önemli. İman tahtası dediğimiz bir e, yapımız var. Herkesin bildiği. Bildiğimiz evet. iman tahtası. Onun alt ucu şurada bulunan Hı -hı. alt ucuna elimizi koyduğumuzda Hı -hı. nefes alıp vermeyi sadece buraya istiyorum. Akciğerlere değil de daha çok karın solunumu olarak düşünebiliriz. Bu bölgeyi şişirip bu bölgeyi Yani şu gevşekmesi. karın göbek karın göbek bölgesi İnip kalkacak nefes alırken evet, öyle alt mi diyecek? değil de daha Hı -hı. alt seviyelere bu nefes Bu normal bireyler için de böyle mi yoksa sadece doğum sonrası için mi geçer? Hayır, geçerli? normal bireyler için de geçerli bu aslında. Biz Hı -hı. iki tür solunum yapıyoruz. Hem hem göğüs solunumu hem e karın solunumu olarak. Teşekkür ederim hocam bu bilgi için de. Yani bunu dikkat edersek hem e gevşeme olarak da daha iyi olacak gibi düşünebiliriz yani, değil mi? Tabii ki de gevşeme yok Sadece diyafragmatik egzersiz aslında bir gevşeme egzersizi olarak da geçiyor. Peki şöyle bir şey değinmek istiyorum. Şimdi doğusalık döneminde annenin depresyon görülme riski çok daha fazla artıyor. Hı hı. Aslında biz e, gebelik öncesi egzersiz yaparsak bu doğusalık dönemindeki depresyonu da e, daha iyi bir şekilde atlatabilir miyiz? Tabii ki de atlatabiliriz. Bu anksiyete durumu, depresif dur, ruh hali durumu doğum sonrasında meydana gelen durumlarda... Yine solunum egzersizleri veya ayrı gevşeme egzersizleri öğretilebilir. Doğum Onlar sonrası da yapılabilir yani. Tabii ki de. Hem doğum sonrası hem doğumdan önce yapılmalı. Hı hı. Yapılmalı gibi düşüneceğiz. Hı hı. Hem o hormon da aslında endorfin gibi bazı hormonların da işte bu tarz e, egzersizlerden sonra da salgılandığını hı hı. biliyoruz. O nedenle önemli hı hı. diye düşünebiliriz. düzenlememizi de sağlıyor aslında. Hı hı. E, bu yönü de aslında çok güzel bir yön o zaman uzman eş, doğum sonrasında uzman eşliği gibi düşünceler evet. değil mi ee, ne kadar süreye kadar bir fizyoterapist veya bir e, bu konuda bilgili biri tarafından yapılmalı ve ne, ne kadar sonradan sonra artık bu durum daha e, kendi kendine yapılabilir duruma geline, gelinebilir diye sorayım gebe artık bir süre sonra bunları öğreniyor tabii ki de bunların Hı -hı. eğitimini vermemiz çok önemli hani gebeye de öğretmemiz sadece biz yap, yapmasını ona şunu yap bunu yap şeklinde değil de bunu günlük hayatta da bu şekilde yapmalısın. Eğer e, kendini egzersiz yapacak olursan bu şekilde yapmamayı unutmamalısın gibi. Yavaş yavaş bunun eğitimini vererek daha sonra yavaş yavaş artık gebeye göre değişiyor bu durum. Yavaş yavaş e, o durumdan kendisini yapabileceği şekilde gelene kadar e, biz takip etmeliyiz bu durumu. Yani kişisel bir süreç. Aha, kişisel yani kişiden bir bir kişiye bir şey. değişen bir süreç. Tabii ki de. Peki egzersizin işte dedik. Im, 6 ay sonra başlayalım veya işte kişiden kişiye değişir daha erken de başlayabiliriz dedik. Ee, şiddeti ve süresi ne, ne sıklıkla olmalı? İlk başlarken nasıl başlayıp 6 aydan sonra özellikle e, tamamen başladığında ne şekilde şiddeti ayarlanmalı? Yine doğum e, doğumun şekli bu durumda çok önemli. Sezaryen bu normal mi doğmuş? Ya da doğum için herhangi bir komplikasyon olmuş mu, olmamış mı? Normal doğum için konuşursak yine yarım saatten başlanabilir. Yarım saat ee, aerobik aktivite, kuvvetlendirme egzersizi, yani dirençli ağırlık kaldırma gibi düşünülebilir. Aerobik aktivite derken? Yürüme, Yürüyüş. su içi egzersizler Hı -hı. E, önerilebilir. Yürüyüş, bisiklet ya da egzersizlere önerilebilir. Eliptik, Eliptik bisiklet Taritler gibi. olabilir Hı -hı. Şiddeti ayarlanacak şekilde. Ee, yarım saatten başlanabilir. Şiddeti yavaş yavaş arttırılmalı. Hafiften ortaya doğru gibi düşünebilir miyiz? Hı -hı. Hafiften ortaya doğru düşünebiliriz. Yarım saatten bir saate kadar uzatılabilir. Yine gebeliğin ilerleyiş sürecine göre bu durum değişebilir. Ee, haftada 2-3, iki, 2'den başlanabilir, 3'e çıkartılabilir. Hı hı. Yine araya 48 saat konulacak şekilde egzersiz programlanabilir. O Şimdi şekilde bazen ben e, klinikte de böyle gözlemliyorum. E, doğum yapan birey işte belirli bir süre sonra spora başlamak için geliyor. E, ama şöyle bir şey söz konusu oluyor. Ee, i̇şte aldığı kiloları vermek istediği için, hızlı bir şekilde vermek istediği için. Çünkü o kilo oturduktan sonra artık e, o kilonun geri dönüşü çok daha zor olduğunu düşündüğü için. Böyle bir algı oluşturduğu için. E, biraz daha böyle şiddetli egzersiz yapma eğiliminde olan, olan e, gebeler veya anneler var. E, direkt şiddetli bir şekilde başlamanın da çok doğru olmayacak. Bu sefer sütü vesaire etkilediği için. Tabii ki de. Diye düşüneceğiz o zaman. Uh -huh. e, tamamen yavaştan başlayıp aslında... Ee, evet. bu yüksek seviyelere çıkılmalı gibi. Bu konuda e, gebeler artık eğitilmeli. Hı hı. Öyle diyebilirim. Tamamdır. E, neler yapılabilir egzersiz olarak? E, şöyle yine gebe pilatese, e, yogaya ya da tai -chi dediğimiz egzersizler var. Onlara yönlendirelim. Geç derken hoca. Ben çok şey <laughs> olaya şey değilim. <laughs> yani onun artık kendi uzmanları var. Daha çok böyle yavaş böyle geçişleri olan ee, egzersiz türü diyeyim. Savunma sporu gibi bir şey mi? Sanki ismini öyle söyleyince... Sa yok, savunma sporu ola olarak değil ama e böyle daha yavaş birbirine böyle bağlı Dans ediyor gibi de demeyeyim ama Hı -hı. geçişleri olan, yani nasıl aktarabilirim bunu? Yoga da biraz öyle ama daha yumuşak geçişli diyeyim. Hı -hı. Egzersizlere önerilebilir. Yani bunun artık kendi e, tai chi uzmanları tarafından pek bilinmez Hı -hı. ama önerilebilir. Önerilebilir. Aile bunu araştırıp aslında bu yönde de düşünebilir. Hı -hı. Evet. Ee, peki hep anneden bahsettik. İşte anne çocuk dedik. Aslında e, karşılıyorsun yani babanın da biraz bu konularda egzersizde... E, hem gebelik öncesi, hı hı. gebelikte ve gebelik sonrasında da aslında yanında durmasında fayda var değil mi? Yani çocuk çocukla iletişim konusunda da e, böyle düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de yanında durmasında fayda var. Hem e, gebenin e, bu sürecini takip edebiliyor, ne yaşadığını e, daha iyi anlayabiliyor, onu psikolojik olarak daha iyi destekleyebiliyor. E, gebelik sonrası dönemde de eşlik ederek e, onu motive edebilir. Çünkü bazen istemeyebilir. E, gebe doğumdan sonra artık bir tane gerek yok. Gebe gebelik sürecinde ben egzersizimi yaptım. Gebelik sonrasında egzersizimi yapmama gerek yok diye bir e, şey de geliştirebilir kendini. Ama aslında sağlıklı bireylerin bile egzersiz yapmaya ihtiyacı varken onların daha çok egzersiz yapmaya ihtiyacı olabiliyor. Çünkü günlük yaşam aktiviteleri ne kadar hızlı dönerse o kadar iyi ne kadar Aslında hayatına da o kadar iyi adapte olacak. Tabii ki hayatına da bu daha iyi adapte olacak. Bu da eşlerinin yanında olmasıyla onları motive etmesi, birlikte egzersiz yapmaları vesaire çok önemli olabilir. Aynı zamanda bahsetmedik ama gebe çocuğuyla birlikte de egzersiz yapabilir. Hmm. Egzersiz yapabilir. Ağırlık olarak çocuğunu kullananları görmüştük. Evet, <laughs> ağırlık olarak yavaş yavaş tabii ki de bu hemen <laughs> çocuğunu kullanmayacak ama bir eğer ağırlık kaldırması gerekiyorsa o seviyelere geldiyse çocuğunu kullanabilir. Sadece ağırlık kaldırma değil. Bu egzersiz çok güzel örnekler var. Örneğin bildiğimiz mekik çekme hareketi yaparken mesela dizlerinin üzerine çocuğunu koyup her kalktığında çocuğunu öpebilir. Aslında iletişim de ee, artacak. İletişimi de artacak ki şöyle mesela çocuğunu öptüğü zaman bir çocukların alından öpme durumu vardır. Eğer frontal bölge deriz. Bu bölgeden öpüldüğü zaman duygusal gelişimi daha güzel oluyor. Hı -hı. Hani çocuk da bir ilerleme kaydedecek. Hem spora alışkanlığı gözüyle gördüğü şeyi kendi de yapmak isteyebilir Evet, ileride. aslında çocuğu da Aha, çocuğu rol da, model gibi bir durum söz konusu. Özellikle tabii ki de. Hı -hı. 7 yaşına kadar rol model kimi seçerse onun hareketlerini taklit edecek. Demek ki orada aslında Ailenin rolü de çocuğun ileriki gelişimi için de önemli bir e, rol hmm. olarak baz alınabilir. Tabii ki de baz alınabilir. Sadece bu egzersizler değil diğer egzersizlerde de, egzersizlerde de örneğin şınav mı çekilecek? Yine çocuğunu e, kendi yüz yüze bakacak şekilde koyup o şekilde çocuğuyla birlikte egzersiz. Yani çünkü şöyle bir şey gelişiyor. Ben gebeyim, çocuğuma bakmam lazım. Çocuğum ağlarken ben egzersiz mi yapacağım? Hayır öyle bir şey olmuş. Sen çocuğunu ağlarken egzersiz yaparak bile onu motive edebilirsin, onu güldürebilirsin, onunla daha çok zaman geçirebilirsin belki. Aslında onu günün belirli rutinin içine koyarsak. Ee, aslında anne için büyük bir rahatlık olabilir mi diyeceğiz? Evet büyük bir rahatlık olabilir Hı -hı. çocuğu da e, eşlik Hı -hı. ederek kendiyle. Yani bu aslında onlara bir e, şey olmamalı. Yapamayacağım gibi bir durum söz konusu olmamalı onlar için. Annelerin zaten en çok egzersiz yapmak konusunda söylediği şey çocuk var işte gece uyuyamıyorum, işte gündüz de çocukla ilgileniyorum. Benim egzersiz yapmaya vaktim yok oluyor evet. değil mi? Tabii böyle bir durum söz konusu olmamalı aslında. Yani çocukların gelişimi için bile bu çok önemli. İleride spora daha iyi adapte olabilmesi, e, sporu sevmesi. Kaldı ki şu an obeste de çok gelişti. Yani sadece obeste değil aslında çoğu rahatsızlık için sporun yeri e, çok daha önemli. İşte mutluluk için bile çok daha önemli. Tabii o ki. nedenle aslında çocuğun o yaşta sporu görmesi ileriki yaşlarında çoğu şeyi değiştirebilir. Çocuğun tamamen hayatını değiştirebilir. Aynen. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Demin bahsetmedik aslında ama e, gebelerde e, gebelik döneminde egzersiz yapmak çocuğun Psikolojik olarak, sadece psikolojik olarak değil ruh sağlığı olarak ya da herhangi bir problem yaşamaması için de çok önemli. Sadece, sadece anne için değil bu yapılan evet. egzersizler. Çocuk için de çok önemli aslında diye düşüneceğiz. Öyle mi? Evet. Hı -hı. E, hocam teşekkür ederiz. Bu programda aslında çok e, güzel bilgilere e, eriştik. Hamileler ve gebeler için bazı şeyler çok önemli ve bunun da aslında e, sonuç olarak şuna varılmalı. Eğitimlerinin çok net bir şekilde yapılması gerekiyor ve e, belirli gruplar halinde yapılabilir değil mi hocam bu eğitimler? Aslında bireysel olmasını tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Yani her egzersiz aslında her egzersiz sadece hamileler için değil her kişi için egzersizler her zaman bireysel Hı -hı. olmalı. Eğitimler peki yani Ha, eğitimler toplu olarak verilebilir ama o bile bireysel olmalı. Çünkü herkesin postürü farklıdır. Bir gebenin lordozu artmışken diğer gebede belki artma olmayabilir. İlla artacaktır hı hı. ama seviyesi farklıdır. Ya da gebenin biri o lordozunu kapatmayı çok kolay öğrenebilir. Diğeri kolay öğrenemez. Yani toplu bir şekilde değil ama bireysel verilmesini ben tavsiye ederim. Hı hı. Ama hiç böyle bir durum söz konusu değilse verilmesi gerektiği için kesinlikle toplu olarak da verilebilir tabii ki de. Ama yine de bireysel olması gerektiğini... Vurgulamak istiyorum. Hı hı. Ee, teşekkür ederiz hocam. Güzel bilgileriniz için, güzel şeyler kattığınız için. Ee, programımızın burada sonuna geldik. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere.